yerel finansal fair play, yani harcama limitli girişimlerini anlattık ve bu sayede uzlaşma anlaşmasından men cezası, Avrupa'dan men cezası almadan kurtulabildik. Ama tamamen değil. Buna rağmen sattığın kadar alırsın uygulamasına iki sezon daha devam etmemiz kararlaştırıldığı için, içinde bulunduğumuz sezon da dahil olmak üzere UEFA müsabakalarına yazacağımız oyuncular bu kontrolden geçmektedir. Bu sebeple göreve geldiğimizden beri kucağımızda bulduğumuz ve her türlü manevra alanımızı kısıtlayan finansal fair play'e rağmen her sezon bu kısıtlı imkanlarla bir şeyler yaparak yaratıcı formüllerle iyi transfer dönemleri geçirdik. Ama bir türlü takım olamadık. Hangi transfer dönemi sonrası ve hangi hoca olursun bir türlü o kimyayı, o sinerjiyi yakalayamadık. Şimdi geldiğimiz noktada durum nedir? Bu konuda bize saldırı malzemesi olarak kullanılmak üzere aportta tutuyorlar. Geldiğimiz noktada UEFA, biliyorsunuz bu yaz bitiyor bu iki sezon. UEFA kontrollerine devam etmekte, bizi incelemekte ve Mart ayında da görüşmelere çağıracaklar. Ancak bu incelemede, hesaplamada son 3 sezona bakılıyor. Çok uzadı biliyorum. Dolayısıyla olumsuz tablomuz halen devam etmektedir. Bu olumsuz tablonun iki nedeni vardır. Öncelikle içinde bulunduğumuz pandemi sezonunda, sezonları diyelim, ciddi anlamda gelir kayıplarımız oldu. Gider artışlarımız oldu ve ülke ekonomisinin içinde bulunduğu kur hareketlerinden dolayı oluşan ağır yükler oldu. Bizim tarafımızda kaynaklanmayan bu kayıpları UEFA'ya açıklayarak bu etkilerin arındırılması, bu arındırılma lafı çok önemli, gerektiğini anlatıyoruz. Zaten bir kısmının da arındırılacağı UEFA'nın yeni çıkardığı düzenlemelerde de yer alıyor. Ancak daha da önemli bizi etkileyen konu, size de demin ifade ettiğim gibi 3 sezonun averajı alınıyor. Fakat UEFA hesaplamada farklı bir modele geçti. 19-20-21 sezonunu pandemi dolayısıyla tek sezon olarak aldı. Dolayısıyla bizim 3 senemiz, bizim görev yaptığımız 3 sene değil, bizim göreve geldiğimizden bir evvelki sezonu da dahil etti. Bu uygulamayı kulüpler lehine bir uygulama olduğu için yaptı. Kulüpleri rahatlatabilmek için. Ama gelin bankinki şansımıza, kulüplerin geneline fayda sağlamak için yapılan bu uygulama bizi son derece olumsuz etkiledi. Niye etkiledi? Çünkü 2017-2018 sezonun denk hesap açığı 57 milyon euro. Bunu düşünürseniz normalde 3 sezonda toplamının 5 milyon euro, farkın 5 milyon euro ile denk hesapla farkın 5 milyon euro ile sınırlandığı bir talimata uymanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Halbuki bizim görevde olduğumuz 3 sezon hesaplansa ve o arındırılma prosesi, yani UEFA'ya burada şapka çıkartıyorum, finansal fair play'i cezalandırmak için kullanmıyor, yapabileceği her türlü esnekliği de veriyor ve Türk kulüplerine geçmiş yıllarda da vermiş olduğu kur hareketlerinden dolayı kulüplerin sorumluluğunda olmayan ama kulüplere büyük maliyetler yaratan konularda esneklik göstermiştir. O esnekliği de bu sene gösterse bizim son 3 sezonumuz hiçbir şekilde bu anlaşmanın devamını gerektirmiyor ve rahat edebileceğiniz bir ortamı sağlıyordu. Dolayısıyla sezon sonunda bu
denk hesaba uymamızın zor olduğunu bilerek şunu söylemek istiyorum. Mart ayında toplantıya gittiğimizde röntgenimiz zaten çekilmiş olacak. Orada müzakereler başlayacak. UEFA'nın değerlendirmeleri sonucunda bir yaptırım ya da yeni bir uzlaşma riski ne yazık ki söz konusudur. Şu da endişemiz var. Geçmişte bu arındırılma konularında yardımcı olan heyet ayrıldı. Yeni bir heyet geldi. Bu yeni heyeti bunu anlatmak takdir edersiniz ki konuyu bilenlere anlatmaktan çok daha zor. Şimdi sosyal medyaya bir değinmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Yüksek Divan Kurulumuza teşrif etmelerinden sonraki 110 gün küsürlük süreçte şahsım 33 defa olumsuz anlamda Twitter dünyasında trend topic yapıldı. Müthiş bir troll hesaplarından saldırıya uğramış biri olarak şahsen bu mecrayı çok iyi inceleyen, hiçbir hesabım olmamasına rağmen dinamiklerini, yapının nasıl işlediğini tahlil etmiş biri olarak sizlerle birkaç konuyu paylaşmak istiyorum. Sosyal medya dünyanın gerçeği. İletişim çağının aynı zamanda en etkili manipülasyon aracı olan sosyal medya hayatımızı dibine kadar içimizde. Yaş grubunuza göre ilişkiniz, ilişki seviyeniz bu ortamlarla değişiyor olabilir. Ancak muhakkak bir ifade özgürlüğü, muhakkak anlık haber alma gibi pek çok insanlığa faydası olan bu mecralar aynı zamanda da yalan, iftira ve spekülasyon aracı olarak her geçen gün daha yoğun şekilde kullanılmaktadır. Beni en çok hayret ettiren iş güç sahibi, üst düzey yönetici seviyesi gelmiş insanların geceleri, gece vakti çoğunlukla bu mecralardan kendileri de popüler tutmak adına kulübümüzle yapmış olduğu iletişimlerdir. Sosyal medyanın olumsuz yönleri en çok siyaset, spor ve sanat dünyalarını hedef almaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha cımbızla kelimelerim çekilip itibarsızlaşma ve yıpratma operasyonu parçası haline gelmesin diye samimi, gerçek, tek amacı Fenerbahçe'nin iyiliği olan taraftarlarımızı kesinlikle kastetmiyorum bundan sonraki söyleyeceklerimde. Ama burada etki tepki konusu var. Her şey birbirini tetikliyor. Bu taraftarlarımızın görüşleri bizler için her zaman değerlidir ve söyleyeceklerim sizlere hitap edilen kelimeler değildir. Ancak sizlerin samimi duygularınızı kullanmak isteyen organize yapılar bulunmaktadır. Hatta bu yapıların yarattığı sanal gündemden medet uman, bunlardan fayda sağlamak isteyen bazı kişi ve gruplar kendi amaçları doğrultusunda ne yazık ki bunları da finanse ederek beslemektedirler. Ve bu dört ayaklı bir yapıdır. Gerçek insanlar, gerçek insan olup gerçek kimliklerini koymayan troll dediklerimiz, bot hesaplar dediğimiz yani makinelerin attığı tweetler ve medya mensupları, medya ayağındakiler. Çünkü bir algı operasyonu yapılıyor, samimi taraflara katılıyor. Makinalarla sanki binlerce tweet atılmış gibi bir hava yaratılıyor ve beraber çalışan kişiler bunları medyaya, geleneksel medyaya taşıyıp bu işi köpürtüyorlar. Bakın, biz göreve geldiğimiz zaman öğrendik ki isimlerini vermeyeceğim bazı futbolcularımızın
müthiş bir algı operasyonuna, türbinlerin önüne atıldığı ve bunu takip eden süreçte de bu kişilere saldırıyı kesmek adına aynı maddi menfaatler sağlandığı kendi futbolcularımız tarafından biliyoruz. Eski futbolcularımız tarafından. Bu genç çocukları türbinlerin önüne atıyorlar. Türbinler doğal olarak reaksiyon veriyorlar. Etki tepki birbirini tetikleme. Ondan sonra bu da genç arkadaşlarımız da kendilerini korumak adına, kendilerini müdafaa etmek adına, bu kişilerin hıncından kendilerini korumak adına bir şekilde menfaat sağlıyorlar onlara. Şimdi benzer şeyleri siyasetçilerimiz yaşıyor, siyasi partiler yaşıyor, her gün sanatçılar, ünlüler, selebritiler, bizler de yaşıyoruz. Benim özelimdeki özel şey bir şekilde yıpratana kadar saldırmak. Bakalım kimin nefesi daha uzun dayanacak. Bu organize yapının gerçek gündemi asla veya asla Fenerbahçe'mizin menfaatleri değildir. Aksine amaçları sizin duygularınızı kullanarak Fenerbahçe gündemini sosyal medya üzerinden kontrol altına almaya çalışmaktır. Bunu yaptığınız zaman gücünüzü gösteriyorsunuz. Sizden fayda sağlamak isteyen insanların sayısı doğal olarak artıyor. Bu da ne demek? Sizin sağlayacağınız menfaatler de artıyor. Bakın, 2018'de kulüplerin batak olduğunu konuşuyorduk. Bir iki kişi, şimdi herkes konuşuyor. Bakın bu konuyu belki bir iki kişi değil, bir iki kişiden fazla insan konuşuyor. Ama göreceksiniz, hayatımızda çok büyük bir sorun olarak, hatta ilerleyen dönemlerde dünya demokrasilerinin en büyük tehdit eden konu haline gelecektir bu. Şimdi belki bu anlamda hafife alıyor olabilirsiniz. Ama şunu söylemek durumundayım. Bugün yaptığım konuşmalardan da takip edin. Bu organize yapılar benim sözlerimi bazılarını çarpıtarak samimi taraftarlarımız ile bağlarımıza yine zarar vermeye çalışacaklar. İnşallah başaramazlar. Benim kime, neyi, niçin söylediğim aleni bir şekilde ortadadır. Bir Norveç konusu tuttu gidiyor. Yine benzer bir çalışma olarak Ali Koç bırak git hashtag çalışması. Biz de doğal olarak demin de ifade ettiğim gibi bunları inceliyoruz. Bu Hulusi Belgi ve zihniyeti uzantısı ve Ali Koç dolduruşa geliyor. İletişimci arkadaşlar tarafından yanlış yönlendiriliyor. Ben bu dataları Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de almadım. O gece bir çalışma yapılıyor. Ali Koç bırak git, Ali Koç istifa et demek herkesin hakkı. Herkesin hakkı. Ama bunu organize bir yapıya getirip Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanına bir terör örgütü gibi, demin konuştuğum terör örgütünün de bu yöntemleri vardı, saldırmasına biz gücümüzün yettiği kadar müsaade etmeyeceğiz. Siz de yardım edin. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya üzerinden yönlendirilmesine, etki alınmasına hiçbir zaman hiçbirimiz, biz olalım olmayalım, müsaade etmemeliyiz. Çünkü bu yatağa girersek çıkamayız. Bu çok tehlikeli bir yer. Samimi taraftarlarımıza rica ediyorum. Sosyal medyanın yarattığı sanal ortama aklınızı ipotek etmeyin. Fenerbahçe bir spor kulübü gibi bir yapı bu organize yapılar teslim olduğu takdirde inanın ilerideki zararları ve maliyetleri çok çok daha fazla olacaktır. Mali konulara çok girmek istemiyorum. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum. Evet, herkesten daha iyi bir sonuçlara imza attık. Dijital konularda size daha evvel ifade ettiğim gibi yeni
gelir kalemleri yaratmamız lazım dediğimiz konulardan biri dijital konuydu. Burada Paribu'ya teşekkür ediyorum işbirliklerinden dolayı ve bu sene hiçbir şekilde maaş ödemelerini geri kalmadan işlerimizi, gemiyi yüzdürüyoruz, işlerimizi yürütüyoruz. Bu bir seferlikti. Seneye daha yeni dijital geliler bulmamız lazım. Ama bu bağlamda bugün sağlıklı gözüküyorsak, bir nebze kar yapmış olduysak bu da dijital gelirlerin bize sağladığı faydadandır. İnşallah yakında Fenerbahçe Token'ı uluslararası platformlara da taşıyacağız. Burada Paribu'ya teşekkür etmek istiyorum.